Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 9. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız yamukta köşegen ve alan ilişkisi arkadaşlar. Evet köşegenler çizildiğinde yanaklar birbirine eşittir arkadaşlar. Alan dağıtımıyla da ya da benzerlik alan ilişkisiyle de zaten buna ulaşabilirsiniz ama bazı özel sorularda bunu kullandırıyorlar. Bilseniz sizin açınızdan iyi olur. Ama genelde ben soruları çözerken alan dağıtımıyla yapacağım arkadaşlar. Biraz sonra soruda da görürsünüz. Ve dörtgende şöyle bir şey vardı. Karşılıklı alanlar çarpımları da birbirine eşit hatırlarsanız. Burada da onu anımsatmış. Ve örnek soruda var. Hemen sorulara başlayalım isterseniz. Biz genelde o karşılıklı alanlar çarpımını kullanmayacağız. Alan dağıtma bizim için daha hoş oluyor arkadaşlar. Ha, mesela burada AA diyeceksiniz. Hocam AA ise yanatlar birbirine eşit ya. E, ee, karşılıklı alanlar çarpımları da birbirine eşit deyip sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da Hocam şöyle baktığınızda hani biraz formülle gitmeyelim. Üçgensel düşünelim. Bence yani şurada üçgensel düşünecek olursak. Hocam burada kelebek var. Kelebeklik oran nedir? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil mi? Evet. O zaman alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacaktır. Yani 3 bölü 5'e eşit olacaktır. Hocam 3 bölü 5 oran var. 3A, 5A, 3N, 5N'dir burası. Şimdi alan dağıtabiliriz. 3A'da kalan 9 sa 3 katı. Tepe noktası A'da. O zaman 3 katı olacak. Burası da 15 mi olacak? Evet. Hocam 3'en de kalan 9'sa 5'ende kalan yine 15 olacak diye söyleyip buraları 15 15 buluruz. Hiç karşılıklı alanlar çarpımının birbirine eşit olmasını kullanmamıza bile gerek yok. Evet gençler alan ABC'de ne oluyor o zaman? 25, 9, 15 ve 15'in toplamı yapıyor 30, 55, 9 daha 64 galiba. Evet cevabımız böylelikle 64 oldu arkadaşlar birinci soruda. Evet cevap balı kesir oldu. Geldik ikinci soruya. Oran verilmiş. Ali Bey uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Yani DC uzunluğu. Hocam kelebek var. Kelebekte oran 1'e 2. O zaman A ise 2A. B ise 2B'yi hemen yapıştıralım. Alan dağıtmaya başlayalım. Hocam A'da kalan A ise 2A'da kalan 2A diyebiliriz. B'de kalan A ise 2B'de kalan 2A diyebiliriz. A'da kalan 2A ise 2A'da kalan 4A diyebiliriz. Bu şekilde hiçbir şekilde kural mural kullanmadan sadece üçgenden buradaki alanlara ulaştık. Boyalı alanlar toplamı 4 A'yı bize 12 vermişler. A'yı buradan 3 buluruz. Alan DC isteniyor. Yine 4 A. Yine cevabımız kaç, kaç yaptı o zaman? 12 yaptı. İkinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Evet bazı özel durumlarda bunu kullandırıyor demiştik. Bak böyle yanaklarla ilgili bir şey yapamıyorum ama şunu şöyle çizersem E F'yi birleştirirsem arkadaşlar. Hocam şu bir yamuk. Evet şu, bu taraftaki bir yamuk. Sağ sol sol taraftaki bir yamuk sağ taraftaki de bir yamuk. Bak yanaklar birbirine eşit. Hocam A ise A hocam burası da B ise bu da B değil mi buradaki yamuktan dolayı. Boyalı alanlar toplamı A ile B'nin toplamını bize 26 vermişler. Bizden alan işte EGFH e, 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 yine A artı B isteniyor arkadaşlar. Cevabımız ne yaptı o zaman? 26. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Üçüncü soruda geldik dörde. Bir paralel kenarmış arkadaşlar. B, C, F. B, e, C, F. Evet şu bir paralel kenarmış. Alan A, 12 vermişler. Ben bunu kullanacağım. E hocam ben burada şunu şöyle D, C ile A, birbirine paralel vermiş ya. Şöyle çizersen bir yamuk oluştu. Yamukta yanaklar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam burası da 12. E paralel kenarda da şu köşegen yani iki parçaya ayırdığından burası da 12'dir. O zaman Toplam alan paralel kenarın alanı. Kaç yaptı? 24 yaptı. Dördüncü soru. balık kesir oldu. Geldik 5'e. E, 3 demiş. Burayı 4 demiş. Bir paralel kenar demiş. Hocam bu paralel kenarsa o zaman 4 ise yukarısı da nedir? 4'tür. Alanlar oranı isteniyor. E o zaman başlayalım hocam. Bak kelebek var. Hiç formüle mormüle gerek yok. Üçgen bilginle sen her şeyi yapabilirsin. Bak kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 4 bölü 3. Bir yerden başlayalım. Hadi alan dağıtalım. 4 bölü 3 ise. Hocam burası 4 A ise. Burası 3 A. Burası e, 3 A ise. Burası da 4 M midir? Evet. Hadi alan dağıtalım. 4 A'da kalan 4 A ise. Ama işte burada sıkıntı yaşayabiliriz. İşte kelebekte böyle alan dağıtırken arkadaşlar. A, F, E, D. Bir saniye. A, F, E, D. Bölü B, F, C. B, F, C. Tamam. Çıkar. Sıkıntı yok. 4 A'da kalan 4 A ise. 3 A'da kalan nedir arkadaşlar? 3 A. Alan dağıtmaya devam. Çünkü AFD'den bahsediyor. Hocam şunu şöyle çizecek olursak. 4 endek alan 4 A ise 3 alan yine 3 A mıdır? Evet. Burası 7 A ise burası da 7 A mıdır? Aynen öyle. O zaman cevabımız AFD 10 A bölü BFC 3 A isteniliyor. Cevabımız 10 bölü 3 yaptı. Farkındaysanız biraz önce duraksadım. Niye duraksadım? Çünkü şu alanda işin içine girmiş olsaydı 4 endek alan 3 A ise 3 alanı dağıtamayacaktım. O yüzden kelebekteki alandan başlayacaktım. Ama bir baktım soruyu okudum. Burası işin içine girmedi. O zaman bu alanda atma yeterli dedim ve devam ettim. Sorunun çözümünü arkadaşlar. O duraksadığım şey ondan dolayıydı. Beşinci soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik altıncı soruya. Evet. 4 verilmiş alan olarak 10 verilmiş burası. Bir de paralel kenar var. Neresi paralel kenar? Arkadaşlar şu bir paralel kenar verilmiş. Dikkat edin. B, C, D, e arkadaşım şurası BCDE bir paralel kenar verilmiş. E bu köşegen çizilmiş. Arkadaşlar paralel kenarda bu köşegen ne yapıyor? İki eşit parçaya ayırıyor alanı. Yani 10 sa burası da 10'dur. Ne kaldı buraya? 6. Yamuk yanaklar birbirine eşittir hocam. Burası da 6. E hocam buraya X dersek karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir. Dörtgenden dolayı deyip oradan işlem yapabilirsiniz. Ya da 4 bölü 6, 2 bölü 3 oran var hocam. 2 bölü 3 tek orandan 6'ya x oranını da bulabiliriz diyebilirsiniz. Ama genelde dörtgendeki bu alanlar 6 çarpı 6, 4 çarpı x'i genelde bildiğiniz için buradan da yaparız. 36 bölü 4'ten x'i kaç buluruz arkadaşım? 9 buluruz. Dolayısıyla 6. soru C.Han çıktı arkadaşlar. Geldik 7'ye. Şimdi 45'i kullanmak için direkt şu hamleyi yapacağım belli arkadaşlar. Çekerim bir dik 90'ın karşısı 4 5 kökki ise. Burası 5 burası 5 yaptı. Buraya kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. Tara boyalı bölgelerin alanları farkının mutlak değeri nedir diye soruluyor bize. Hmm, boyalı bölgelerin alanları farkı. Arkadaşlar ben şunu şöyle çizecek olursam. Bu yamukta yanaklar birbirine eşit mi? Eşit. Şuradaki saçma alana da B diyecek olursam. Yani şuradaki alana arkadaşlar bakın. Şu alana B dedim. Tamam mı? E, boyalı bölgelerin alanları fark ederken hocam A artı B'den A'yı çıkart diyor. A artı B eksi A. ne eşit oldu? B alanına eşit oldu. A B alanında şu üçgenin alanı değil mi arkadaşlar? 8 çarpı 5 bölü 2 değil midir? Evet 8 çarpı 5 bölü 2 olduğundan dolayı cevabı kaç bulduk o zaman? 20 bulduk? Evet 7. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 8. soruya. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Başka bir şey verilmiş mi? Başka da bir şey verilmemiş. Alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar değil mi? Çünkü çift çizgi çift çizgi bir oran var burada. Haydi alan dağıtalım bakalım. Şunu şöyle çizersek gençler ne oluyor? Çift çizgi kalan 9 ise çift çizgi kalan 9 mudur? 9. 21'den 9 çıkınca kaç kaldı? 12. Hocam burada kalan 12 oldu. Şimdi sen şu alanla şu alanı yorumlayabilirsin. Çünkü bu alanlardaki oran tabandaki orana eşit olacak. E hocam evet 12 bölü 18. 12 bölü 18 6'ya bölsen 2 6'ya bölsen 3 mu oldu? Evet. Yani burası 2K burası 3K oldu arkadaşlar. Bu tepe noktasına göre baktığımız zaman dikkat. 12 bölü 18 alanlar oranı tabanlar oranı eşittir. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki oranlamayı bulduk. Haydi alan dağıtmaya devam. Burası 2 enken burası da 3 en midir? Evet bak 3 ende kalan 9 sa. Bak şurası 3 en. 3 ende kalan 9 sa. 2 ende kalan kaçtır? 3 katı 3 katı 6'dır hocam burası. 3K'da kalan 6 ise. Şimdi 3K'dan 2K'ya alan dağıtacağım. 3K'da kalan 6 ise 2 katı 2 katı burası da 4. Şu şekilde şeklinde alan dağıtım yaptık. Kelebek benzerliğinden de alan dağıtım da yapabilirsiniz tabii ki. Ama sanki bu böyle daha alışkın olduğumuz için alanı bu şekilde dağıtmak daha çok hoşuma gitti benim. Evet 8. soruyu böylelikle Cihan bulduk ve bu bölümün testini de bitirdik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda 10. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>